Merhabalar gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, sizlerle birlikte endemik yayınların AYT Fizik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. Basit makineler ünitesinin birinci testiyle baş başayız arkadaşlar. Evet, ne demiş bakalım. Hamdi bir yükü kaldırmak için gerekli kuvveti değiştirmeden, dikkat edin, sadece yönünü değiştirerek cismi dengeleyen bir basit makine tasarlamak istemiştir. Hangidir o? Bakın, değer değiştirmeyen ve sadece yön değiştirenlere en güzel örnekler. Bir sabit makara. Bakın hemen ispat edelim sizlere. Sabit makara. Böyleydi değil mi arkadaşlar? Burada bir P yükü ve burada da bir F kuvveti vardı değil mi? Ne oluyordu? Sen P yükünü yukarı çıkarmak istiyorsan sen F'i aşağı çekersin. Yön evet güzel. Peki değerler eşit mi? Evet, F ile P sabit makarada neydi? Aynı ipteki gerilimler eşittir. O zaman uygun. 2. Kaldıraç olabilir mi? Evet, bu koşulu sağlarsanız o da olur. Ne gibi? Bakın buraya bir P. Buraya da F'i koydum. Eğer bunların uzaklıkları eşitse zaten değersel anlamda bir şey değiştirmiyor. Ama dikkat edin. Bu aşağı ne oldu? Mesela bu da aşağı. Ama düşünün mesela başka bir B planları da üretebilir miydik arkadaşlar? Mesela sen şimdi bunu da ne yaptın? Aşağı doğru uyguladın. Başka şekilde elde edebilir miydin mesela değer olarak? Bunu düşünelim mesela. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın yine bir P yükü. Aşağıda. F de burada bakın. Ne oldu arkadaşlar? D kadar uzakta. Sen yukarı, o aşağı. Ve değeri de değişmedi. O zaman kaldıraç sistemi olabilir. Hareketli makara maalesef arkadaşlar. Hareketli makarada dikkat edin. F kuvveti ve P baş başa değil mi? Tamam, makara ağırlığı varsa belki aynı değeri yakalayabilirsin ama sen yukarı, o da yukarı dikkat edersen o zaman bu işi sağlamıyor deyip 1 ve 2 bu işi sağladığını görüyoruz arkadaşlar. Evet, ne demiş? Ağırlıksız kaldıraçlar şekillerde dengede olduğuna göre F'ler ve G'ler, yani G'leri soruyor. Ne yapacağız? Buradan tork alacağız. Birincide yazıyorum. F çarpı A, G1'in dik uzaklığı, yani burada milimetrik hesaplar yapmadan 2A dersem. O zaman ne oldu? G1'in değeri F bölü 2 olarak bulduk arkadaşlar. İkinciye gelelim. Bakın bu da A. Bu da A olunca hemen A'lar birbirlerini götürünce F'in değeri kime eşit oldu? G2, yani G2 F eşit oldu. Peki buraya gelirsem ne oldu? Bakın G3 çarpı A, F çarpı 2A olduğuna göre G3'ün değeri de ne oldu? 2F oldu. E bu verilere göre bakarsak ne oldu? G3 büyüktür G2'den, o da büyüktür G1'den deyip E şıkkı gibi cevabı da bulmuş olduk. Ne demiş? Ağırlığı 2G olan türdeş kaldıraç. Hemen soruyu bırak. 2G'yi ortasına astık arkadaşlar. G ağırlıklı cisim ve F ile dengedeyse, bu arada makara ağırlığı da ihmalse, bakın bu F'i ne oluyor? Şu ip ve şu ip taşıyor. O zaman ne oldu bunlar? F bölü 2 buna, F bölü 2 buna mı? Şimdi kaldıraça geldik. Bakın hemen tork alıyorum. F bölü 2 sağda. F bölü 2'nin uzaklığı ne kadar desteğe? 1. 2G'nin uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 2. Artı G var, uzaklığı ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Ne oldu o zaman? F bölü 2'nin cevabı buradan 4. Buradan da 5 gelince 9G. F'in cevabı ne oldu arkadaşlar? 18G diye verilmiş. Cevap zannedersem 14 veriliyor. Benim cevap anahtarında onu düzeltirsiniz arkadaşlar. Cevap 18 olacaktı. Evet, ne demiş bakalım. Eşit bölmeli düzgün türdeş XYZ kaldıraçları dengelidir. Hangilerine kuvvet kazancı vardır? Şimdi öncelikle hatırlatalım. Kuvvet kazancı neydi arkadaşlar? Yük bölü kuvvet oranınız kuvvet kazancıdır ve bu sonuç birden büyük çıkıyorsa, yani yükünüzden daha küçük bir kuvvetle bu işi başarabiliyorsanız kuvvet kazancınız vardır. Şimdi başlayalım. Şurada bir P var. Aynı şekilde bir P var diyelim. Türdeş demiş çünkü. Buraya da yine P diyelim arkadaşlar. Çok değerler önemli değil bizim için. Bakın birincide bakarsak. P'nin uzaklığı ne kadar? 5 bölü 2. F'in uzaklığı, bakın şurası da yine F. F'in uzaklığı kaç? 2. O zaman yük bölü kuvvet. O zaman buradan çekerseniz F'in değeri ne yaptı? 5P bölü 4. Hadi bulalım bakalım. Kuvvet kazancı ne yapar? Yük P, kuvvet 5P bölü 4. Bakın daha büyük kuvvet uyguladınız. Kuvvet kazancınız 4 bölü 5 oldu. Olumsuz bir durum arkadaşlar. Peki buraya geliyoruz. Bunlar bakın zıt yön olduğu için açının da önemi yok buradaki. Hemen P'nin uzaklığı ne kadar? 5 bölü 2. F'in uzaklığı ise 5. O zaman F'inizin değeri ne çıktı? 5'ler giderse P bölü 2. Hadi bulalım hemen kuvvet kazancı ne oluyormuş? Eşittir. Yük P, kuvvetiniz P bölü 2, o zaman kuvvetten 2 kat kazandırıyor. Yani evet. Bir renk değişikliği yapalım ortalık karışmadan. Buraya geldik. Bu F ise bu da F. Ne oldu burası? 2F. Hadi tork alalım. P'nin uzaklığı 5 bölü 2.
2 f'in uzaklığıysa 5. 5'ler giderse f'in değeri ne çıktı? P bölü 4. Kuvvet kazancını buluyorum. Yükünüz P, kuvvetiniz P bölü 4. O zaman 4 kat kuvvet kazancı. O zaman bu da evet. Y ve Z'de dikkat ederseniz kuvvet kazancı var arkadaşlar. Evet, 5. bir soru. Ağırlığı 10 Newton olan X ismiyle Y sürtünmesiz makaralıyla dengedeymiş. Ama her bir makara birmiş. O zaman ne yapacağız? Bakın şu ip Y. Aynı ip Y. Burası da hala aynı ip. Bakın dolaşıyor bakın. Şu ip aynen dolanıyor. Değil mi? Şöyle, şöyle ve şöyle. O zaman buralara da hemen Y ve Y yazabilir miyim? Şimdi makara ağırlığı olmasaydı şurayı dikkat edin kenara alıyorum. Ne oluyor orada? Burada bir Y var. Bunun üstünde de bir tane Y var. Bir makara ağırlığı var, bir de altında bir ip var. Buna T diyelim isterseniz. Nasıl bulacağız? T ile 1'in toplamı 2Y ise demek ki T'nin değeri neymiş arkadaşlar? 2Y-1. Yani şu ip 2Y-1. Bakın bu da aynısı değil mi? Y var, Y var, 1 var. O zaman buraya da 2Y-1 diyebilirim. O zaman 10 Newton'u kim taşıyor? 4Y-2 taşıyor dikkat ederseniz. O zaman karşıya atarsam 12, 4 tane Y olduğuna göre Y'nin değeri 3 olacaktı. Neyi soruyor? Bize Y cisminin ağırlığını soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevap da 3 olarak bulduk. Ne demiş bakalım? Sürtünmesi ve ağırlıkları önemsiz. Bakın bu kelimeyi arayın arkadaşlar. Bu çok önemli. De G ağırlıkları F'lerle dengedeyse. Hadi bakalım kuvvetleri soruyor. Bakın F1 aynı ip değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle gidiyor buraya kadar. O zaman ben bunlara F1, F1, F1 yazabilirim değil mi? Ne oldu? 3 tane F1 G'yi taşıyor. Peki ikinciye gelin. F2. Bu da F2. Hatta bu da F2 değil mi? Bu da F2. Hatta bununla bu birleşince burası hemen 2F2 olunca bu makarayı ne oldu? 2F2. F2, F2. Yani 4 tane F2 de G'yi taşıyor. O zaman ben sağlar eşitse solları da eşitleyerek hemen 3 tane F1 ile 4 tane F2'nin sonucu aynı ise F1 bölü F2'nin cevabını da 4 bölü 3 diye buluyoruz arkadaşlar. Cevap da D şıkkı gibi oluyor. Hareketli makarayla oluşturulan sürtünmesi önemsiz sistemde F kuvvetiyle hareket ediyor. Bir süre sonra K cismi X yol alıyoruz. Şimdi biz kendimiz düşünelim. Sen bu ipi H çekersen L zaten kendisine bağlı olduğu için ne yapacak? H gelecek. Yani bu ip de H geldi. Şimdi burası ne? Bir hareketli makara. Burası durgun bir yer değil mi? Sıfır. Bakın hareketli makarayı hatırlayalım. Bunu konu anlatımında da bahsetmiştim. Ben bu ipi H çekersem H bölü 2'si dönmeye, H bölü 2'si ötelemeye gidiyordu. Yani sen burayı H çektiğin zaman bu arkadaş ne kadar gelecek? H bölü 2. K o zaman ne kadar geldi? H bölü 2. L ise H geldi. Şimdi dikkat edin. K cismi X yer değiştiriyor ise L cismi 2X yer değiştirmiştir deyip deniz şıkkını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu şekilde makara sistemi dengedeymiş. Hadi bakalım başlıyorum. Bakın M'yi taşıyan bir ip görüyorum. Bak burada bitti yalnız. O zaman ben buraya M, şuraya da M, şuraya da M yazabilirim değil mi? Bu renk değiştirelim bakalım bir de. Bakın bu ipte ne oluyor? K makara ağırlığı da önemsiz olduğuna göre bakın bu ipte beraber kimi taşıyor bu ip? Bununla bu ikisi K'yı. O zaman buraya K bölü 2, K bölü 2, K bölü 2. Ve burada ne oldu şimdi? Hem iki tane M hem de K bölü 2 kimi taşıyor? L'yi. 2 ile genişletelim isterseniz. 4M artı K eşittir 2 L. Sizin elinizde böyle bir denklem varsa ne dersiniz? 2 L hem şundan hem bundan büyüktür. Yani 2 L 4M'den büyükse bakın L 2 katından bile büyük M'nin. O zaman L M'den büyüktür. Bir de 2 L aynı zamanda K'dan büyük. Ama bakın 2 katı K'dan büyük. Belki kendisi olmayabilir değil mi arkadaşlar? Artı M ile K'da eşitliğin aynı tarafında olduğuna göre arkadaşlar cevabı da Bursa gibi buluyoruz. Ne demiş? Hangileri doğrudur diye sormuş dikkat edin. Şekildeki gibi ağırlığı önemsiz makaralar ve çubuklara dengede olan cisimleri tutan F kuvvetler F'miş. O zaman hemen bakın bu F ise şurası F bölü 2. Bu da F bölü 2. O zaman K'nın ağırlığı ne kadarmış? F bölü 2. Peki buraya gelelim. Burası F. Burası da F. Burası da F. F ile F birleşerek burası 2F olunca L'yi ne dengeliyor? 3F dengeliyor. O zaman bakın bu 3F. Bu F bölü 2 ise L'nin ağırlığı daha büyük. Peki gelelim. Bir başka
Kuvvetler eşit çekilirse peki KL'den daha fazla. Bakın önlerinde ne var burada? Şöyle yazabilirsin. 2 tane GK, 1 tane F eşit değil mi? Peki burayı nasıl yazabilirim? GL 3 tane F eşit. Bakın burada da önde 1 var. İşte basit makinelerin önündeki sayılar yollardır. Bunu söylemiştim size. Kuvvetler eşit çekilirse. Yani ben bunu H çektim. Bunu da H çektim. Sen 1'e H dediysen bu adam ne kadar gelecek? 2H. Sen 3'e H dediysen bu ne kadar gelecek? H bölü 3. O yüzden KL'den bakın K 2H oluyor. L H bölü 3 alıyor. O zaman doğru oldu. K'nın kuvvet kazancı L'nin olduğundan daha büyüktür. Bakın K'da neyden kazanmışsın? Yoldan. Değil mi? Yoldan kâr ettik. H çektim 2H geldi. O zaman burada kuvvet kaybı var arkadaşlar. Peki burada H şeklinde H bölü 3 geldiğine göre o zaman yoldan zarar ettiğine göre kuvvet kazancı var dersiniz. O zaman K'nınki değil de L'ninkinde kazanç var olduğu için 1-2 uygun olacak arkadaşlar. Dikkat edin buraya. Güzel bir soru olmuş. Özdeş G ağırlığındaki K ve L cisimleri dengededir demiş. Ne güzel diye. Özdeş G ağırlığında. Bakın bu da G, bu da G. Değil mi? Ve ne diyor? Tavana bağlı iplerdeki gerilimler 3G'ymiş. Bakın buralar 3G'ysi. Neyi soruyor? Makaraların ağırlıklarını. Şimdi burası G ise. Bakın bu da G. Şu da G. Şu da G değil mi? Aynı ip çünkü bakın. O zaman Y makarasının olduğu sisteme gelirsem dikkat edin. Ne var burada? Y'nin ağırlığı olması lazım G'ye. Şuraya bakarsanız yukarısında kaç var? 3G eşittir. G ve G'ye dikkat ederseniz var. O yüzden Y'nin ağırlığı ne olmalı? 2G. Peki buraya bakın. Hem G hem de G ise 3G olabilmesi için bir tane de G ağırlığı aşağı mı? O zaman X'in ağırlığı G. Buraya bakın. G var. G var. Bir de G olmalı ki 3G olsun. O zaman Z'nin ağırlığı da G ise ne oldu dikkat ederseniz? Y büyük oldu. X ile Z eşit oldu dikkat ederseniz. Yani A şıkkındaki gibi cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. Her bir makaranın ağırlığı G. 4G yükü F ile dengedeyse bakın dikkatli olmanız lazım. Şu ip F. Bakın şu ip aynı ip bakın arkadaşlar. Aynı ipi kaçırmamak zorundasınız. O zaman burası da F. Şurası da F diye diyebilirim. Madem makara ağırlığı varsa şimdi şey ekleyelim ne kadardı? G'ydi. O zaman buraya bir G eklersem bu ipteki gerime ne oldu? Hem F'i hem F'i hem de G'yi taşıyınca 2F artı G. O zaman bu ipte 2F artı G oldu mu? Bu arada burada da bir G ağırlığı vardı. O zaman bak burada neler oldu? Yazalım isterseniz güzel güzel. Bakın ortalık fena karıştı orada. Burada bir F var. Burada da F var. Şurada 2F artı G var. G makara ağırlığı var. 4G'ye daha ağırlık var. Bakın ne oldu yukarıda? 4F artı G. Kimi taşıyor? 5G'yi. Şunlardan bir tanesi gidince ne kaldı? 4G. O zaman F'in değeri neye eşitmiş? G'ye. Ama daha soru bitmedi. Yukarıdaki T'yi bulmam lazım. Orada neler var? Bir renk operasyonu daha yapıyorum. Onu tekrar çiziyorum. Bakın ne var? T değil mi? Kimi taşıyor? Şurada bir 2F artı G vardı değil mi? Şurada da bir 2F artı G var. Unutmayın ki G'ye de makara ağırlığı var. F'in tanesi de G olduğunu göre burası 2G. G daha olunca burası ne oldu? 3G. 3G bir de G. Toplarsak ne oldu o zaman? T'nin cevabı arkadaşlar 7G diye bulmuş olduk. Evet böylece testimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmada tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.